5G bağlantı teknolojisi ülkemizde de test ediliyor. Ancak bence bir hata yapılıyor. 5G için bağlantı hızlarını konuşmaya bu denli gerek yok. Çünkü 4G zaten hızlı, 5G'si 10 ila 100 kat daha hızlı. Ancak daha hassas bir avantajı var: düşük gecikme. Çünkü bunu 1 milisaniye, yani saniyenin binde birine düşürüyor. Şöyle ki, internet hızından bahsederken genelde bant genişliğini konuşuruz. Yani şebekenin bize birim zamanda vermiş olduğu veri taşıma kapasitesi. Örneğin saniyede 1000 megabit gibi. Ancak bu tek başına yeterli değil. Deneyimi etkileyen diğer kriter gecikmedir. Telefonun yolladığı sinyalle karşı taraftan gelen cevap arasındaki geçen süre. Dolayısıyla yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi idealdir. Bakın, sürücü 5G ile bağlı olduğu oyuncak arabayı yolu görerek sürmüyor. Kameradan gelen görüntüyle kullanıyor. İşte 5G'nin asıl avantajı bu. Çünkü bağlantıdaki minik bir gecikme kaza yapmasına sebep olabilir. Şöyle ki, ortalama bir insanın görsel bir olaya tepki verme süresi 250 milisaniye. Ancak 5G'de gecikme 1 milisaniye olduğu için çok daha çabuk tepki vermek mümkün. Örneğin 100 km hızla giden bir otomobilde sürücünün tepki süresi 30 metreyken 5G'de ise 3 santim. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.